Selamlar herkese, ben Deniz İnce. Bu videoda size antrenman sonunda yaptığımız 2'ye 1 denemelerini izletip onları yorumlayacağım. İyi seyirler. Burada hem Şafa hem Yunus'u önümde tutmaya çalışıyorum. Hiçbirini arkama geçirmemeye çalışıyorum. Şafa'nın daha tecrübesiz olduğunu bildiğim için önce Şafa'yı elimine etmek istedim ki stratejim başarılı oldu. Şimdi Yunus'la başa baş kaldım. Mesafeyi anlamaya çalışıyorum. Yunus'un ne tip ataklar denediğini sezmeye çalışıyorum. Onu tuzağa düşürmeye çalışıyorum şu anda. Onu bekliyorum. Az çok ne yaptığını fark ettim. Şimdi onu provoke edeceğim. Evet. İlk hatamı savuşturdu. Şimdi gelirken elini açtığı için, benim mesafeme eli açık bir şekilde girdiği için elini kesiyorum. Burada Yunus benim yaptığım stratejiyi gütmek istedi ama başarılı olamadı. Double hit aldı. Yani evet, şafağı etkisiz hale getirdi ama kendisi de darbe aldı. Şafak önce Yunus'u bitirdi. Benim karşımdaydı, ayağı takıldı. Talihsizlik. Evet, Yunus ve Şafak ikisi de yanımda. Yine Şafak'ı bitirmeye çalışıyorum ama bu sefer yemedi. Darbe almadı. Evet, Şafak'ın peşindeyim. Evet, Şafak'ı kestim. Şimdi Yunus'la başa baş kaldım. Yunus iki defa aynı hata denedi. Üçüncü atakta bu sefer bileğinden kestim. Bileğin altından girdim. Daha çok adapte olduk iki kişiye karşı bire. Doğru zamanlamayla aynı anda saldırmaya başladık. Burada çok büyük bir hata yapıyorum. Kesiş yaptıktan sonra arkamı rakibe dönüyorum ve o aslında beni kesebilecek kadar yakında ama değerlendiremiyor o fırsatı. Şafak aslında ilk anda benim boğazımı kesiyor ama kaçmayı unuttuğu için kendisi de darbe alıyor. Artık iyice adapte olduk. Şafak Yunus'la uğraşırken ben de gidip Yunus'u kesiyorum. Burada Yunus daha ilk hamlede Şafak'ı saplıyor ve darbe almıyor. Videoda yer alan Şafak ve Yunus'a çok teşekkür ediyorum. Bu videoda göz önünde bulundurmanız gereken çok önemli bir nokta var. Ben Şafak ve Yunus'u tanıyorum. Şafak ve Yunus da beni tanıyorlar. Dolayısıyla biz birbirimize karşı savunma geliştirirken birbirimizi tanıyan insanlar olarak geliştiriyoruz. Bunun ölüm ve kalım meselesi olarak yapıldığını düşünürseniz, hiç tanımadığım iki kişiye karşı dövüşürken muhtemelen çok daha fazla zorlanırdım. Çünkü onların ne yapacağını tahmin etmek, ona göre savunma geliştirmek ve bunu kısa bir zaman içerisinde şekillendirmek çok daha zor olurdu. Olaya bir de bu açıdan bakarsanız, aslında iki kişiye karşı dövüşmenin ne kadar zor olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer böyle içerikleri takip etmek, daha fazlasını görmek istiyorsanız kanalıma abone olun. Bugünlük benden bu kadar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.